Bez maskeler kişinin hapşırık, öksürük gibi veya konuşma, gülme gibi aktivitelerinde ağızdan ve burundan saçtığı virüsü ve partikülleri tutması açısından faydalı. Yani bez maskeyi takan karşı tarafa bulaştırma konusunda bir bariyer sağlamış oluyor. Yani kişi kendinden dolayı bir başkasına virüsü saçmama amacını güdüyor oluyor. Ama virüsü dışarıdan almak için yeteri kadar koruyucu mu derseniz, bu bizim kalitesine, por dediğimiz gözeneklerinin geçirgenliğine, yapısına göre değişkenlik gösteriyor. Standart bir maskenin fonksiyonunu göstermez. Yani pratik olarak şöyle diyebiliriz, bez maskeler karşıdan gelen virüsten kişiyi koruması için yeterli bir güvene sahip değildir. Ama kişinin etrafa saçmasını önler. 60 derecenin üzerinde ve deterjanla yıkanması yeterli. Daha yüksek dereceler olursa, 80-90 gibi dereceler olursa daha iyi olur tabii ki. Yıkandıktan sonra iyi bir kurulanmış olması lazım. Yani nemli kullanmaması lazım. Bunu bir fön makinesi tutarak da daha güzel kurutabilirler. Virüsü de inaktive etme şansı doğar bu şekilde. Bu şekilde yıkayarak, temiz kullanımına dikkat ederek bez maskeyi kendisinden bir başkasına saçmasın amacıyla kullanabilirler. O bezin kalınlığı, dokumanın kalınlığı, neyden imal edildiği gibi pek çok faktör devreye giriyor. Yani sadece şu kadar kat demek mümkün değil. Yani kalınlığı, ipliğin kalitesi, sık dokunup dokunmaması gibi pek çok faktörler devreye giriyor. Yani standardın dışında bir durum. Ama kişi hani onu kalın bir şekilde kullanırsa, nefes alabiliyorsa eğer, kendinden dolayı etrafa tehdit olmamış olacağı için bunu kullanabilir. Diğer standart maskeler yoksa. Ama artık biliyorsunuz ülkemizde hani devlet kanalıyla da her eve belirli bir yaş grubu olmak üzere haftada 5 adet kullanacak şekilde PTT kargo aracılığıyla evlere bile maske gönderiliyor. Yani standarttan çok uzaklaşmamak lazım. Maske taktığımız zaman el temasından, maskeye olan temastan mutlaka kaçınmamız lazım. Herkes ben hastayım gibi düşünerek başkasına saçmamak adına bu maskeyi kullanmalı. Bunu kullanırken kendi sekresyonlarıyla, kirlenmiş elleriyle çevreye, kişilere temastan kaçınmalı. Bir de maskeyi taktığı zaman başka bir kişinin sekresyonu, yani parçacığının bu maskenin dış yüzüne geldiğini hesap ederek bunu kullanıyoruz. Amacımız da bu zaten. Yani gelen virüs partiküllerini maskenin dış yüzünde tutup içeriye nefesimizle almamak. Bu dış kısmının kirli olduğunu kabul ediyorsak, ki etmeliyiz, o zaman dış yüzüne dokundurduğumuz ellerle daha sonra yüzümüze, gözümüze sürersek veya bu elleri temizlemeden bir şeyler yersek veya çevreye dokunursak başkalarını tehdit eder. Diğer durumlarda da bu ellerimiz aracılığıyla virüsü kendimiz direkt almış oluruz. Maske amacından uzaklaşmış, hatta bize zararlı bir hale gelmiş olur. Çünkü belki normalde almayacağımız virüsü bu maskenin kirlenen dış yüzeyine dokunan ellerimizle kendimiz virüsü davet etmiş oluruz. Maskeyi güzel kullandıktan sonra açık bir alanda havalandırmaya tabi tutabilirsiniz. Gün ışığı olursa onun da etkisi fazla. Tabii standart maskeler için diyorum. Ama nemlenmişse veya dışarıdan kirlenmişse, hasta veya taşıyıcı olduğunu bilmediğimiz pek çok insan var. Onlarla bir sekresyonuyla yakın temas kurmuşsak, bir metreden fazla yaklaşmışsak, kişiyle konuşmuşsak veya öksürmüşse, hapşırmışsa bu maske kirlenmiş kabul edilir. Fazla kullandıysak, eğer gün içinde nemlendiyse, yine bu maske ömrünü tamamlamış demektir. Sakalın sadece yani yüze oturmasında belki bir uyumsuzluk yaratması önemli. İkincisi sekresyonlar sakal bölgesinde, kıl köklerinde yerleşebilir. Yani iyi bir temizlik sağlamamız mümkün olmayabilir. Bu nedenle hijyen koşulları nedeniyle olmamasını tercih ederiz tabii.